Şimdi mevsim itibariyle kırmızılardan ne kadar faydalanırsak o Yesek kadar olmuyor mu? hem yiyeceğiz hem cildimize sürüp Hani böyle gençleşeceğiz. cilde sürerken azıcık şöyle yaparken bir tane daha, hani evde yiyoruz ya. Tabii. Önemli olan zaten beslendiğimiz gibi cildi de beslememiz. Mesela en basiti karpuz. Karpuzu soyuyoruz, hepimiz yiyoruz ve kabuğunu çöpe atıyoruz. Evet. Halbuki ben hep diyorum ki doğada çöp yoktur. Bunun kabuğunu reçel yapabildiğimiz gibi çok güçlü antioksidan olarak da cildimize uygulayabiliriz. Çok basit. Burada yapacağımız bir şey, çöpe attığımız bir karpuzun şöyle kırmızı tarafı genellikle de kalır. Şu kadar bir parça karpuzu buzluğa koyacak olursak ve donduracak olursak, donmuş olan karpuzumuzdan sabah akşam şöyle küçücük bir parça koparıp bunu yüzümüze dairesel hareketlerle hep kas yönünde aşağıdan yukarı doğru sürdüğümüz zaman karpuzun kırmızısında bulunan likopen ve çok güçlü antioksidan cildimizin okside olmasını yani yüzeyin, cildin oksitlenmesini arındıracağı gibi onu bertaraf edebileceği gibi cildi de gençleştirecek, hücreyi gençleştirecek. Bütün sorunumuz cildimizin yaşlanmasının en büyük etkenlerinden biri suyu az tüketmemiz. Özellikle yazın su kaybımız çok fazla Evet, oluyor. İçmiyoruz. Genellikle içtiklerimiz daha böyle soğuk şeyler ama suyu biraz yadırgıyoruz. Yani ikinci plana atıyoruz. Oktaycığım buraya gelebiliriz. Gel sen de gel buraya, sen de dinle. Suyu bol bol tüketelim. Bunun yanı sıra karpuzda su bakımından çok çok yani su içeren, lifleri olan bağırsakları çalıştıran yani çok faydalı ama fazlasına da kaçmamak kaydıyla bir de şeker ihtiva ediyor. Karpuzdan ben tabii en üstte kendi merkezlerimde karpuzun yazın çok kullanıyorum. Dediğim gibi bu benim olmazsa olmazım. Hemen hemen bütün müşterilerimde bir parça şöyle bakımı yaptıktan sonra. Bilmiyor muyuz acaba hani karpuzu biz yedikten sonra onu dolaba atacağımızı bilmiyoruz. Sonra çıkartıp yoksa hani kremler mremler için koşturuyoruz ya bir nemlendiricimiz olsun. Demek ki yapabileceğimiz evde bir sürü şey var ama bilmiyoruz. Her şey hakikaten bilmiyoruz her ya. Doğa, doğa, evet. Vallahi bravo yani. Yani bunlar doğanın mucizeleri aslında. Baktığımız zaman hani çok eskiler, büyüklerimiz hep doğal şeyler kullanmışlar. Yediklerini ciltlerine sürmüşler. İşte büyüklerimizin ciltleri daha geç yaşlanıyor, tabii, daha evet. Gergin, daha böyle evet. Gergef gibi deriz hatta. Neyden kaynaklanıyor? Hem çok doğal beslenmişler, stresi daha az yaşamışlar. O zamanlar stres de, bahçelerimiz vardı, bahçeden kopartıp yiyorduk evet. Her şeyi. Oksijen, havadaki oksijenimiz tabii. Daha fazla şey yok, kimyasalı yok. Bağlarda, bahçelerde olmasa bile şehirde bile bu kadar kirli hava yoktu. Evet. Şimdi bütün bu yaşamış olduklarımız cildi, hücreyi yani tek cildimizi değil bütün vücudumuzu etkiliyor. Ve burada hücre üzerinde oksidasyon oluşuyor. Oksidasyon demek bir şeyin paslanması demek. Şimdi o paslanma bir yerde ne kadar çok olursa o çürümeye, eskimeye mahkumdur. Cildimiz de aynı şekilde. Biz onun eskimesini engellemek için ne yapacağız? Bize sunulmuş olan bu nimetleri, bu doğal nimetleri kullanıyoruz. Ve ben merkezimde bunları kullanıyorum. Hemen hemen %80, %90 ben mutfağımdan kullanıyorum malzememi. Ne güzel. Önce yiyorsunuz, sonra kullanıyorsunuz. Ama doğru, kalanı vallahi kullanıyoruz. Ya. Çok mantıklı. Karpuz evet. Yedi. Benim mutfağımda hep öyle. Ve o bravo. Anda cildin etkileri neyse, cilt nasıl tepki verecekse, nasıl bir yapıya sahipse bunu 50 çeşit formüle edebilirim. Şunları 100 çeşit formüle edebilirim.